Merhaba sevgili dünya vatandaşları, fevkalade sohbetlere hoş geldiniz. Evet, bir fevkalade sohbetlerde daha olmak şahane, sizlerle birlikte olmak çok güzel. Bugün altın oran kavramını konuşacağız. Evet, oldukça değişik bir konu. Seste bir yankılanma var sanıyorum, onu bir düzelteceğim. Ve bunun haricinde altın orana başlayacağız. Evet, fevkalade sohbetlerdeki bu konuşmalarımıza teşekkür ediyorum Tuna, iyi yayınlar dileği için. Niye böyle oldun sen? Pardon, bir mini arıza oldu. Evet, güzel bir yayın olacağını umuyorum. Bugün altın oran kavramını konuşacağız. Yayına başlarken öncelikle bir teşekkürüm var. Ressam Hülya Düzenli'ye. Bu yayında kullanılan görsel materyaller... ve kaynakçı Ressam Hülya Düzenli'nin sanat tarihi eğitim notlarına aittir. Bu yayının konusunu önerdiği ve kaynakçasını kullanmama izin verdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Çünkü o bana neden altın oranla ilgili bir yayın yapmıyorsun demişti. Ben de bu yayını hazırlanmak çok büyük bir zorluk. Teorik olarak yapmak bir başka şey. Bir de sunumları hazırlamak ve bütün bu haftadaki 3 gün canlı yayınlar içerisinde biraz zaman alıyor demiştim. O da benim kaynakçamı kullanabilirsin diyerek sunum notlarını paylaştı. Kendisine çok 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 teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum güzel dilekleriniz için. Ve bir sanat ürününün tadılması onun kavranmasıyla doğru orantılıdır diyen Bedrettin Cömert'i hatırlayarak başlayalım. Bu yayın Patreon sponsorluğunda gerçekleşiyor. Patreon'da sponsorlarımız var. Şimdi bir Patreon neymiş, bir 28 saniye kadar ona bakalım. Evet, yayınımızın Patreon sponsorları Sezinler Güney, Deniz Sirkaya, Gözler Ermiz'den, İlifer Adam, Hülya Düzenli, Mercan Demirbağ, Ayşe Ödürü, Akın Taşkın Mavir, Temel Poyraz, Nemrah ve Muzaffer Adam'a çok teşekkür ederek başlıyorum. Bugünkü yayın daha teorik bir yayın olacak ama sizlere arada çizerek birkaç şey göstereceğim. Şimdi bu altın oran kavramı neymiş bir onunla başlayalım ve ilk örneğimize gelelim. Altın oran section door, golden section, section aurora, golden ratio veya Türkçesi altın oran kavram, plastik sanatlar tarihini Mısır'dan itibaren ortaya konulan eserlerin güzellikleri için ölçü denkliklerini, ölçüler arasındaki bağlantıları dikkate almıştır. Bu açıdan bilinen en yaygın ölçü güzelliğidir ve ölçü türüdür. Bu kavram doğadaki biçimlerin bu denli güzel olmasını sağlayan ilahi gücün kullandığı bir matematik olduğunu varsayımına dayanır. Ana ilke küçüğün büyüğü oranının büyüğün bütünü oranını olmasıdır. Bu cümle önemli. Tekrar edelim. Küçüğün büyüğü oranının büyüğün bütünü oranına olması. Natulus kabuğunun kesiti alındığında logaritmik bir spiral açıkta görülebilir ki matematik formunda paylaşıyoruz. Şimdi bu ilahi güç ve işte her şeyin bağlı olması meselesinde burada bir parantez açalım. Eski Mısır'dan itibaren yapılan bütün eserlere baktığımız zaman böyle bir matematiksel bir formülasyon var ve her şey bunun üzerine yapılmış. Bunun tekrar keşfi var. İşte 1900'lerde bir altın oran miti meselesi ortaya çıkıyor ki onu ilerleyen slaytlarda konuşacağız. Çok slaytımız var dostlar. Hem işin matematik kısmına bakacağız, hem uygulamalardaki kısmına bakacağız. O yüzden lütfen benimle kalın, yani modern sanattaki uygulamalarına da bakarak gidiyor olacağız. Bu spiral, altın dikdörtgen, altın kare meselesi düşündüğümüzden çok daha fazla yerde kullanılıyor. Ve bu şey biraz enteresan. Yani ilk insan tabii bizden çok daha iyilermiş bir yerde. Onu söylemek lazım. Yani bu uygarlıklar ve beşik meselesinde işte gökyüzüne bakıyor. Çünkü o zaman lambalar yok. İşte yıldızları görüyor. Etrafındaki her şeyi ölçüyor. Çünkü Twitter'ı, Facebook'u, Instagram'ı yok. Vaktini doğayı gözlemleyerek aktarıyor. Ve bugünkü gibi konforlu evlerinde de yaşamıyor. Doğaya karşı bir savaş içerisinde. Bu doğaya karşı yaşadığı savaş içerisinde etrafındaki her şeyi ölçüyor. Çünkü kendinden daha büyük bir güç
güç olduğu inancıyla hareket ediyor ve bakıyor ki belli başlı şeylerde bir ortaklık buluyor ve bu bulduğu ortaklık üzerine her şeyi bunun üzerine inşa ediyor bir yerde. Yani Antik Mısır'dan beri özellikle Yunan düşünürlerinden Pisagor ve Öklit, Rönesans'a doğru ve Rönesans'ta Pisa, Leonardo da Vinci, sonra Johannes Kepler olmak üzere tarih boyunca düşünürler, biyologlar, sanatçılar, müzisyenler, tarihçiler, mimarlar, psikologlar, hatta mistikler altın oran kavramını düşünmüş ve tartışmışlar. Çok geniş bir konu gerçekten. Ben dilim döndüğünce sizlere sanattaki kısmını anlatmaya çalışacağım. Tabii ki işin matematik kısmına bir parça bakarak. Evet, kullanılmıştı. Şimdi bu eserlerin hepsine geleceğiz. Aslında bu bir ölçü birimi. Önce oradan başlayalım. Yani ben de birazdan size çizerek göstereceğim. Fibonacci sayı dizisine göre çizim alanınızı bir dikdörtgene aldığınızda buna altın dikdörtgen deniyor. İşte 8'e 13 diyelim ki veya 34'e 21 veya 55'e 34 artık nasıl isterseniz bir dikdörtgen içerisine de planladığınızda zaten aslında bir büyük bir bütün yaratıyorsunuz ve içe doğru olan parçaları da birbiriyle oranlı olarak yapıp bir dizi koyduğunuzda bu estetik oluyor. Çok ilginç, doğadaki hemen hemen birçok şey bu matematiksel formülasyonla, bu spiral, bu altın dikdörtgenler arandığı zaman bulunabiliyorlar. Ve bunun üzerine bir sanat eserini yaptığınızda, çünkü bir sanat eseri her şeyden önce doğanın bir gözlemidir, bunu unutmamak lazım. Ortaya bu kavramın örnekleri çıkıyor. Çeşitli şekillerde anlatabiliriz. İşte M.Ö. Öklit, Elementler adlı tezinde bir doğruyu ekstrem ve önemli oranda bölmek için bir sayı dizisinden söz ediyor. İşte 1.6, 6.1803 gibi gidiyor. 18. yüzyılın matematikçileri Abraham de Morey, Daniel Brunley ve Leonhard Fuller Fibonacci sayı dizisinin ve altın oranının temel formülünü kullanıyorlar. İşte 1841'de Philippe Dermarnier Binet formülünü seçiliyor. İşte Martin Ohm ilk kez Almanca bu bölümleme oranı için Golden Schmidt terimini kullanıyor. 35'te James Sully 1835'te James Sully bu oranı tanımlamak için Golden Ratio tanımını kullanıyor. 1910'da matematikçi Mark Bart işte pi sembolünü kullanıyor ve matematikteki pi'ye eşit olan sayıyı kullanmaya başlayacak. 73 ve 74'te Roger Penrose o güne kadar imkansız olduğu düşünülen yüzeysel beşli simetrinin katlanmasını altın oran sayesinde buluyor. Yani bunun matematiksel karşılığının ve formülasyonunun da bir evrimi var ve bilimle uygulananlar, bilim tarihi ilgilenenler, sayıların gizemine meraklılar burayı oradan inceleyebilirler ama biz bugün sanat kısmına bakacağız. Çünkü bu sanat kısmında şundan bahsediyor olmamız lazım. Sanat düşünüldüğünün aksine işte ben kafama göre yaptım, başladım tarzı bir durum değildir dostlar. Bunu birçok yayında birçok kez söyledik, konuştuk, biliyorsunuz bunu. Sanat her şeyden önce bir bilgiyle olur. Burada Bedrettin Cömert'in sözünü bir kez daha hatırlayalım. Bir sanat ürününün tadılması onun kavranmasıyla doğru orantılıdır der Bedrettin Cömert. İşte biz bu kavranma meselesine bakacağız. Bu arada bu yayını beğeniyorsanız bir beğen tuşuna basmayı, paylaşmayı, çevrenizde duyurmayı ve chat'e yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Böylece YouTube bizi daha çok seviyor. Bu yayınımız YouTube'da Fevkalade Sohbetler adresinde, Facebook'ta Canber Koç ile Fevkalade sayfasında ve Twitch'te Ressam CBK'da yayınlanıyor ve Patreon'da sponsor olmak isteyenler için adresimiz var ve beni merak edenler için Instagram adresi ve diğer adresleri de yayın sırasında getireceğim. Açıklama kısmında ben kimim ve yakın zamanda benim hakkımda ve Fevkalade Sohbetler hakkında yapılmış bir röportajın da linkini bulabilirsiniz. Bunları da söyleyelim. Şimdi bu devam ediyoruz. Bu AB çizgisinin, şimdi bu matematiksel olarak kısmını açıklamak biraz enteresan. Yani bir AB çizgisi olduğunu hayal edelim. Bu çizginin üzerindeki iki kıymetli nokta, işte bir altın oran noktası var. Ve bunun nasıl bulunduğuna dair bir açıklamamız var. Yukarıda gördüğünüz gibi. İşte tepede bir C noktası alıyorsunuz. Bunun A'yı C'ye bağladığımızda C'nin merkezi olmak üzere BC çapında bir yay çizdiğinizde AC'yi kesecek. Buraya D noktası diyelim. A merkezi AD'den de bir çap ve bir yay alalım. Bunun da AB'yi kestiği yer E noktası, yani altın nokta. Tam da burada işte sanat eserleri rastgele yapılmazlar. Bir oran düşünülerek, gözetilerek
yapılır. Çünkü bir alana bir yerleştirme yaparsınız. Her zaman için bu böyledir. İster bir kıyafet tasarlayın, ister bir film yapın. Bir alana ihtiyacınız var ki bir film karesi de bir filmdeki yerleşimler de oyuncuların kameranın ışığının nerede olacağına da hesaplanan konulardır ve bunlar hep bir estetik kaygı düşünülerek yapılırlar ve burada altın oran sıklıkla karşımıza çıkar. Ve az önce bahsettiğim bölümlemelere bağlı olarak elde edilen pi yani 3,14 Yunanca pi harfi altın oranı simgeliyor ve küçük formu genellikle kullanılıyor. Göstergesi kare olan bir dikdörtgen altın dikdörtgendir ve altın dikdörtgenlerin birbirinden elde edilmesiyle oluşulan yapı buraya yerleştirilen spiral altın spiraldir. Burada aşağıda bir örneğini görmektesiniz. Şimdi bu örneği bir parça inceleyeceğiz. Ben de size bir mini çizim yapmak istiyorum. Burada neyi kastediyoruz? Oradan bir hızlıca ilerleyelim ve kendimizi tekrar kameraya alalım. Geliyorum dostlar. Hop geldim. Evet. Şimdi iki tane benden görüyorsunuz. Birazdan görmeyeceksiniz. Merak etmeyin. Çizim ekranına tekrar döneceğiz. Bu da enteresan olmuş. Merhaba kamera. Nasılsın? Nasılsınız dostlar? Keyfiniz yerinizdedir. Umarım. Bir saniye. Şimdi burada kastettiğimiz bu dikdörtgen meselesi şöyle bir durum. 8 santime ben yayından önce bir mini çizim yaptım. 13 santimlik bir dikdörtgenimiz olduğunu varsayalım ve bunun 5 santimlik bir bölümünü böldüğümüzü hayal edelim. Şimdi burada tam kastettiğimiz şey bu. Yani bir oranla böldüğünüzde çıkan dikdörtgen daha küçük ama aynı oranda bir ikinci yapıdır. Bunu tekrar bu sayı dizisine göre böldüğünüzde tekrar bir dikdörtgen bulursunuz. Bunu tekrar böldüğünüzde bir dikdörtgen bulursunuz. İşte buna altın dikdörtgen deniyor. Ve resim sanatında birçok konu başlığı bu şekilde yerleştiriyor. Tıpkı burada çizdiğim gibi. Yani ve istersek bunu uzatabiliriz de. Yani 13 yerine mesela burayı 13 almıştık. İsterseniz dikdörtgenimizi büyütelim ve buraya 21'e çıkalım. 21'e çıkamayacağız. Kötü çizmişiz. 21'e şuradan mı çıksak? Yukarı doğru çıktığımızda daha da büyük bir halini buluyoruz ve bu buradan gitmeye devam ediyor. Ve bunun arasında tekrar bir spiral aldığımızda karşımıza bir yeni durum çıkıyor. Şimdi bu spirali almak için şuradan bölecektim. Şuradan böleyim. Tekrar böldüm. Tekrar böldüm. Bu böyle gidiyor ve biz burada kocaman bir yayı tek seferde yapıp gerçekleştirebiliyoruz. Yukarıyı yanlış şey yaptım. Şurayı böyle geçelim. Ve bu salyangoz şeklindeki formu bulabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Tekrar sunum slaytlarımıza devam edersek aslında aşağıda çizmiş olduğum dikdörtgenin daha net bir halini görmektesiniz. Örneği daha iyi çizmişim. Örnekteki sunumumuz daha iyi. Ben aşağıya çizerken tersini yapınca kafam karıştı birkaç saniye. Kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi bu Fibonacci sayı dizisine göre biz kurguladığımızda her şey daha dengeli çıkıyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz dostlar. Çizim yaptığınız alanda kompozisyonu bir şey yerleştireceğiniz zaman bu noktalara göre yerleştirirsiniz. Veya işte 8'e 8, 5'e 5, 5'e 8, 8'e 13 gibi oranlarda dikdörtgenler yaratarak bu işi yaptığınızda çok daha iyi bir sunum ve örnek bulmanız mümkün. Şimdi birazcık daha bakalım neler oluyor, neler bitiyor burada. Armoninin anahtarı orandır. Dostlar, herhangi bir işi yaptığımızda oransız bir sanat eserini yönetebilmemiz mümkün değil. Pisagor müzikteki armoni ve ritmin birlerin tellerinin uzunluğu arasındaki oranlardan kaynaklandığını keşfetmiştir. Müzikte formu ve zamanı ifade eden armoni ve ritimle ilgili oranlara dayalı sayısal bilgi mimarlıkta ve sanatta da kendini gösterir. Ünlü mimar Vitruvius oranın adını yaklaştırma benzer özellikleri kıyaslama anlamında Anagolia
olarak kullanıyor. Bu arada Vitruvius'un mimarlık üzerine olan bir kitabı Çiğdem Dönüşgen tarafından Latince aslında Alfa kitaptan çevrildi. Bunu da bu vesileyle belirtmek istiyorum. Mutlaka alıp okuyun bu işlere meraklı dostlara not olarak. Bu Pisagor'a göre simetriyi yaratan, müzikte türeyen bu anagogiler, Rönesans'ın önemli mimarları Alberti de Vitruvius'un önermesini paylaşır. Bütün Rönesans sanatçı ve mimarları Pisagor'un ritim ve armoni oranlarını bilirler ve kullanırlar. Çünkü estetik olarak iyi, güzel ve sonuç oransal denklikler üzerine kurulan bir kompozisyon ile mümkündür ki sağda Venüs de Milo'yu görüyorsunuz. Milattan önce 130-100 arasında Aleksandros'ta yapılmış. Bugün Louvre Müzesi'nde bulunan bir heykel. Yüksekliği 2 metre 3 santim. Zaten bu kadar büyüklüklere çıktığımızda veya aşağı indiğimizde dengeyi sağlayabilmemiz sağlayan şeylerden biri bu oran kavramı. Yani siz işte eski ustalara veya günümüz sanatçılarına bakıp ya bunu nasıl yapıyor sorusunu sorduğunuzda aslında bir oran sistemiyle yapıyor. Bugünün sanatçısı nedense bunu çok kullanmıyormuş gibi davranır ama bu yanlıştır bir yerde. Burada da bir güncel eleştiri getireyim. Altın oran sanatın ve sanat üretimimizin en başından beri hemen hemen her yerde karşımıza çıkan ve buna göre yaptığımızda çok iyi sonuç aldığımız bir sistemdir. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hülya Hoca da gelmiş. Hoş gelmiş. Bugünkü yayının başında söyledim. Şimdi geldiği için bir daha tekrar edeceğim. Bugünkü yayındaki kaynakçamız ve sunum notları Hülya Düzenli'nin sanat tarihi eğitim notlarına ait. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu slaytları kullanmama ve bu sunum için küçük değişiklikler yapmama izin verdiği için. Yoksa bu yayın birazcık daha beklemek durumunda kalacaktı. Neyse biz devam edelim. Şimdi bedenin gerçek insanın ürettiği nesnelerin güzel olması için önerilen bu matematik ölçü denkliği Marcus Vitius Pollio tarafından, umarım doğru telaffuz etmişimdir, ortaya kalan formüle göre birçok sanatçının çizimi bulunmakta. Yani bu yapı ve bu oran sistemi üzerine çok düşünülüyor ki bunların en büyüklerinden ve en ünlülerinden biri tam arkamda durmakta. Leonardo da Vinci'ye ait ünlü Vitruvius adamı çizimi. Leonardo da Vinci mimari üzerine yaptığı bir çalışmada mimar Vitruvius'un bedeninin ölçülerini doğa tarafından şöyle düzenlendiğini söyler. Dört parmak bir avuç içi, dört avuç içi bir ayak, altı avuç içi dirsekten orta parmağın ucuna kadar uzunluğu verir. Dirsekle orta parmak arasındaki uzunluğun dört katı da bir insanın boyudur. 24 avuç içi bir adam boyudur. Vitruvius bu ölçüleri yapılarında da kullanmıştır. Bacaklarınızı boynunuzun 1 bölü 14 oranında kısaltacak kadar açarsanız ve kollarınızı orta parmaklarınızın başının üst noktasından geçecek bir çizgiye değecek şekilde yukarı doğru uzatırsanız kollarınız ve bacaklarınız da açıkken vücudunuzun merkezi göbeğinizdir. Bacaklarınız arasındaki üçgen eşkenar bir üçgendir. Bir insanın kolları açıkken bir elinin orta parmağın ucundan diğer elinin orta parmağın ucuna kadar olan mesafe onun boyuna eşittir. Saç köklerinden çenenin altına kadar olan mesafe insan boyunun onda biri kadardır. Çene altından başın üst noktasında olan mesafe insan boyunun merkez 8'de biridir. Göğüs üzerinden başın üstüne kadar olan mesafe insan boyunun 6'da biridir. Göğüs üstünden saç köklerine kadar olan mesafe 7'de 1. Meme uçlarından baş üzerine kadar olan mesafe de insan boyunun 4'te 1'dir. Omuzlar arasındaki en geniş mesafe insan boyunun 4'te 1'ini içine alır. Dirseklerin elin ucuna kadar olan mesafe 5'te 1, dirsekle kol altı açısı arasındaki mesafe 8'de 1 insan boyudur. Ki bu 8'de 1 insan boyu meselesini işte 8 kapa vesaire gibi çizim tekniklerinden hatırlayacaksınızdır. El insan boyunun onda biridir. Üreme organlarının başlangıç noktası tüm bedenimizin orta noktasıdır. Ayağın uzunluğu insanın uzunluğunun 7'de 1'idir. Ayak tabanı ile diz tabanının altı arasındaki mesafe insan bedeninin 4'te 1'dir. Çene altı ile burun saç kökleri, kaşlar, kulak, burun, yüzün 3'te 1'idir. Evet, çok uzun oldu. Bazıları sıkıldı gitti. Sıkılmayın, devam edeceğiz. Daha da eğlenceli şeyler gelecek. Şimdi burada yetenek sınavlarına hazırlanan arkadaşlara ölçü neden önemli? Neden orana çok dikkat ediyoruz? Neden Türkiye veya yurt dışındaki okullar her zaman proportion, oran kavramına bakıyor? Buyurun, Leonardo'dan örnek verdim. Bir şeyi yaptığımız zaman onu bir ölçü sistemine göre yaptığımızda
Her şey daha iyi çıkıyor ki Atina'da bulunan Pantheon Tapınağı'nın planını altın dikdörtgenler görünüyor. Altın oran Mısır'da Keops piramidinde görülüyor. Altın oran mimariden heykele, heykelden esmer resimden obje tasarımından ergonomiye kadar incelenmiş, uygulanmış bir kavramdır. Lütfen yorumlar. Merhaba Melisa, hoş geldin. Sizlerle birlikte olmak şahane. Şimdi bu biraz da karşımıza çıkalım ya, bu çizdiğimiz altın dikdörtgenin karşımıza nasıl denk geldiğine bakalım. Pantheon'un yüksekliğinin uzunluğuna oranı Fibonacci sayısı dizisinde bir önceki bölünen sayısını veriyor. Bu sayı birin işte 1.6'ya bölünmesiyle elde edilen altın oranı veren sayı, örneklerden biri o. Notre Dame Kilisesi Katedrali işte 1919'da Ad Contorum kitabında gotik yapıların geometrisini inceleyen tarihçi Lund, Charles Lyon, Notre Dame'ın altın orana göre tasarlanmış olduğunu işaret ediyor. Da Divina Proportione, yani ilahi oran olan altın oranının sanatçılar ve mimarlar tarafından bilinmediğini, ancak Öklit tarafından açıkça tanımlandıktan sonra bu olası fikri savunuyor. Şimdi bu bilinmediği meselesiyle ilgili bir şey söylemiştim. Belki altın oran demiyorlardı ama bir sistemle yaptıkları kesin. Yani bu rastlantısal olamayacak kadar her yerde karşımıza çıkan bir şey. Avrupa sanatında karşımıza çıkıyor. Doğu sanatında, Mezopotamya sanatında karşımıza çıkıyor. Asya sanatında karşımıza çıkıyor. Afrika kabilelerinde karşımıza çıkıyor. Demek ki bilmiyorlar demek biraz bence kibirli bir cümle. Bunu matematik olarak ve kural olarak birebir yansıtacak ve teorik geleneği belki araştırmamış olabilirler. Ama doğayı ve etraflarındaki şeyleri gözlemleyerek bir yapının, bu yapı müzik, edebiyat eseri, resim, mimari, x bir şey olabilir, sağlam temelleri oturması için nasıl olması gerektiğini gözlemleyip araştırıp buna göre yaptıkları ve gördükleri diğer şeylerden ilham alarak ortaya çıkardıkları kesin. Çünkü insan bir şey yaparken doğayı gözlemliyor ve doğada sıklıkla karşılaştığımız, birinci örneğe geri dönelim, tıpkı bu Nautilus kabuğunda olduğu gibi bu formlar, bu biçimleri de insan sanat üretirken kullanmış. Teşekkürler. Gerçekten bu yani sır mı bilmiyorum ama bir şeyin olabilmesi için tabii bir sisteme ihtiyaç var. Bu az önce de belirttiğim gibi, yani olmadığını işte insan bilmiyorlardı demek bence kibirli bir tavır. Gözlemliyorlardı dostlar. Gözlemliyorlardıysa da biliyorlardı. Bizimle aynı kelimeyi, aynı formülasyonu belirtmiyor olmaları bilmedikleri anlamına gelmez diye düşünüyorum. Bilmem sizler de katılır mısınız? Buradaki yorumlara açık bir durum tabii. Biraz daha devam edelim. Piero della Francesca'nın Aziz İsa'nın vaftizi resminde kompozisyonun altın oranına göre düzenlendiğini gösteren şema bu konuda iyi bir örnektir. Gerçekten de bu konuyla ilgili araştırma yaptığınızda karşınıza en çok çıkan resimlerden biri bu. Piero della Francesca'ya ait 168 çarpı 116 tuval üzerine yağlı boya, bugün National Gallery Londra, İngiltere'de. Ben bu resmi gördüm, gerçekten çok güzel. Ve görmüş olduğunuz gibi bu sisteme göre bir kez daha karşımıza çıkıyor. Az önce kimdi? Biri Da Vinci'den bahsetti. Kemal Bey bahsetmişti. Evet, bakın burada da karşımıza çıktı. Da Vinci'nin ünlü yapıtı Mona Lisa, yani da La Joconde, bu güzel ölçü denkliğine uygun olduğu varsayılır. Araştırmacıların altın oran kavramının yapıt üzerinde uygulanması hakkında yaptıkları bir şema izleyiciye de açıklık kazandıracaktır. Biz de burada kullanalım. Yalnız tabii şöyle bir şey var. Mesela ben bu konuda araştırma ve yayın yaparken bir matematikçi şöyle bir şey dedi. Yani ressamlar, sanatçılar her yerde bunu bulup bu şemayı ortaya pat pat yerleştiriyor. Halbuki hani her zaman da buna göre yapılmış olmayabilir. Burada asıl mesele bu sayı dizisinin bize belirli bir sistem veriyor olması diye bir konuşma vardı. Burada beyefendi haklı bir parça. Ama sonuçta gözleme dayalı yapılan bir iş olduğu için sanat ve özellikle Rönesans'ta olmadığını iddia etmek, yani Da Vinci'nin bunu kullanmadığını iddia etmek için çok büyük bir kibir sahibi olmak gerekiyor. Bu adam dünya tarihinde gelmiş en önemli gözlemcilerden ve dehalardan biri. Zaten altın oran üzerine yaptığı çizimlerin bir kısmı çağın önemli matematik arkadaşı olan çağın önemli matematikçilerinden birinin
kitabı içinde onunla olan konuşmaları üzerine oluyor. Yani burada bir işbirliği meselesi de var. Kimse bunu oldurduk yerde ben biliyordum işte diye fırlamıyor. Onu söylemek lazım bir yerde. Şimdi biraz daha ileri gidelim. Sera'nın Sirk'te gösteri resmine bakalım ve Apollonaire'in bu konuda ne dediğine konuşalım. Sera sanat anlayışındaki bilimsel netlik nedeniyle kübistler tarafından benimsenmiş. Çünkü onun matematiksel harmonileri hareket ve form önceliğini geometrik yapıyı dikkate almasını doğru bulmuşlar. Sera sanata aklı ve düzeni geri getirerek kübizme odaklanan köklü bir adım atmıştır. Ya evet, bu 1900'lere geldiğimizde tekrar resim sanatında böyle bir durum oluyor. Yani bazı eski kavramlar yeniden yorumlanıyor. İşte modern resim, yeni resim, yeni sanat anlayışı burada tekrar karşımıza çıkıyor. Çok teşekkür ediyorum Loni. Sağ olasın. Loni matematikten iyi anlayan bir arkadaşımız. Başında saçmaladıysam yakalardı. Neyse, sonra izler bir hatam olursa özelden yazarsın. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ve devam edelim örneklerimize. Sirk'te gösteri geometrik yapısını, bir dakika şurada logoyu alayım dostlar, pardon. Yazıların çıkmasının önüne geçmiyor değil mi? Ha, geçmiyormuş. Sirk'te gösteri geometrik yapısını altın orana göre kurgulamış görünse de bu konu oldukça tartışmalı. Yani biz zaten böyle bir durum hep var. Yani biraz tartışmalı bu şeyler. Tuvalin yatayı dikey boyutunun 1,5 kat daha geniş. Yani 6'ya 4'e 6 orana ayrılmış. Bu eksenler beklenen gibi altın bölüm olan bir nokta altı tam olarak karşılık gelmiyor. Daha ziyade matematikçi, mucit, estetikçi Chasseren'in alıntılarla Sera tarafından not edilen temel matematiksel bölümleri altın bölümüne yakın görünen basit oranlara karşılık gelirler. Şimdi bu altın dikdörtgen ve oran meselesinin çok zorlandığı durumlar da var. Yani Apple'ın modern logosu da bunlardan biri. Yani bu aksları alıp alıp işte bir sürü geometrik formun içerisine koyup tutturmaya çabalama da var. Ama sonuçta şuna geliyoruz bir şekilde. Biz izleyiciyi yakalamak için ve bir alanda estetik bir kaygıyla bir iş yaptığımızda eserimizin bir yapısal bütünlük oluşturması ve kişilerin bakmasını sağlamak için bu formülasyonları bir şekilde eserlerimize dahil ediyoruz. Rastlantısal olarak bir şey yaptığını iddia eden bir büyük sanatçı duymadım. Bilmiyorum. Bütün sanat tarihine mal olmuş bütün isimlerde sonuçta bir yapısal analiz meselesi, bir şeyleri dert etme hep var. Jacques Vallon 1906 yılında Paris'in banyosunda taşınıyor ve Puteo diye mi okuyoruz? Şimdi şey yapamadım. Kardeşleri Raymond ve Marcel Duchamp'ın da katıldığı tartışmalı sanat toplantıları düzenleyecek. Birçok sanatçı daha sonra bu grup adıyla anılacak grubu da çekirdek kadrosunu burada oluşturuyor. İşte Picapia, Delaunay ve Fernand Léger. Bu toplantılarda görünen şeylerin renklerin ve biçimlerin piramitler şeklinde resmedilmesi ilkesini benimsiyorlar. İşte aslında işte modern zamanlarda tam olarak bu yapıya tutturma meselesi başlıyor. Burada Hülya Avcı güzel bir şey alıntı yapmış. Birinci Dünya Savaşı ile birlikte altın oran miti, yani bu tam da bir yerde artık mit haline de geliyor sanat açısından. O kadar etkili olmuş ki 1912'de Paris'te Metzinger, Galies, Marcos, Leger, Gris, Lotte, Picapia, Delaunay, La France, Dunoray, De Sozac, Marcel Duchamp ve Jacques Villon'un katıldığı Altın Oran sergisi düzenleniyor. Bu sergi 1920 ve 1925 yıllarında tekrar ediyor ki burada afişini görmektesiniz işte. Bunu da paylaştık. Ve 8 Ekim 1912'de kübist sanatçılar sergileri ve altın oranla bağlantıları hakkında gazete haberi çıkıyor. Bu kavramın önemini ve etkilerini göstermeye yetecek. Bir yerde de şöyle bir şey var aslında. Şöyle bir yorum yapayım. Şimdi burada şu an söyleyeceğim yorum. Bir yerde de aslında tabii yeni bir sanat akımını izleyiciye kabul ettirmek için onun köklü olan bağını da işaret eden yapılar kurgulamak lazım. Hülya diyor ki ilahi güzellik doğadaki karşılık ve sanatçının kullandığı sistem bu birlikteliği bilen bir sanatçı altın oranını rahatlıkla kullanabilir. Çok doğru. Burada önemli olan o birlikteliğin farkında olma sözü gerçekten güzel. Yani birlikteliğin farkında olarak bir şey
değerler yaratıyor olmak değil mi? Çok önemli. Altın dönem kavramı estetik alanının temel öğesi. Bu kavramın kompozisyon dersi içinde ele alınmasının nedeni iyi düzenlenmiş oranlar ve yapıların sanat eserinin güzel olarak adlandırılmasına katkı sağlaması. Eğer güzel olanı ölçüler arası denklik üzerinden olduğunu benimseyen bir görüşte iseniz bu kavram kullanacağınız önemli bir argüman ve tarihsel süreçte de sıklıkla karşımıza çıkıyor ki tam olarak az önce bahsettiğim durum. Hiç şüphesiz pek çok kaynakta fütürist yaklaşımın habercisi kübist anlayışla yapılmış bir yapıt olan Duchamp'ın merdivenden inen çıplak yapıtı. Burada Le Cubisme Exposition de la Section de Or Excelsior sergisinde yer alması nedeniyle sunuluyor. Yine aynı sergiden Rouen Katedrali, Dumont'un. Picabia kübist ilkeleri benimsemiş, daha sonra Puto grubunun kuruluşundan itibaren sanat yapıtının bilgi ve akıl üretilmesini benimsemiş bir sanatçı. Devam ediyorum. Ries 1912'de Salon de Session de Or'da yer alan karmaşık ızgaralar ve geometrik formlarla örülmüş kompozisyonu oluşturmak için altın oranın ideal matematiksel ölçü sistemini kullanan tek sanatçı. Bir kafenin terasında oturan silindir şapkalı siyah takım elbisesi bu modern snob adam bir eli bir sandalyeye yaslanırken diğer elinde bir bardak absent tutar. Adamın omzunun pek ve ap harfleri dahil edilmesi kübizmin yaratıcısı Picasso'ya ve hareketin ateşli kritik şampiyonu Apollonia'ya atıf olarak da anlaşılabilmektedir. Bu arada bir ara not olarak bir slaytın sırasını karıştırmayı unutmayalım. Giles'te yıkananlar resminde sergileniyor ve tuvalin oranları tam olarak altın orana uymakta ki burada detaylı bir şekilde incelemesini görmektesiniz. Güzellik kavramını sayılarla şimdi burada Ali Artun'un bir yazısından bir not var Ali Artun'a ait. Güzellik kavramını sayılarla ve formlarla olan ilişkisinde Platon şöyle tanımlıyor. Eğer sanat sayıların doktrininden ölçü ve armoni ayrılırsa geriye sefaletten başka bir şey kalmaz. Formun güzelliğiyle kastettiğim çoğunun anladığı gibi insanların veya resimlerin güzelliğiyle ilgili değil. Güzellikle kastım kare veya daire formunda olan şeylerdir. Ya da pergel, cetvel ve gönyeyle form verilmiş olan yüzeyler veya cisimlerdir. Böyle şeyler her zaman kendileri lerinden güzeldir ve son derece özel sanatsal duygular barındırırlar. Guicca, romancı, matematikçi ve filozof, termodinamik ve canlı madde üzerine matematiksel fikirler geliştirmiş bir kişi. Altın oranla ilgili çalışmalar yapmış ve altın orandan türeyen geometrik armonilerin sanat eserlerinde uygulanması konusunda önerilerde bulunuyor. Platoncu estetiğin gereği olarak sanatçının yapıtını önceden oluşan oranlara göre planlanmış bir yapıya yerleştirmesi gerektiğini söylüyor. Lotte'de altın oran krokilere dayalı resimler yapıyor. Doğada kılavuzun tanrı, sanatta ise kompozisyon olduğunu söylüyor. Kompozisyon ise geometri demek. Bir nü tablosunda kullandığı kroki, Guicca'nın sanatın ve sanatın geometrisi kitabındaki armonik çözümlemelerinden biri. Ve gene sanatın ve sanatın geometrisi kitabında armonik çözümlemelerden faydalanan sanatçı ünlü fotoğraf ustası Bresson. Süresel 1920. Burada bir dipnot. Fransızca isimlerin telaffuzlarında yaptığım hatalar için özür diliyorum. Sürçülisan ettiysem affola. Bunu da belirtmek istiyorum. 1921'de altın oran geometrisini sanatçının evrensel dili olduğunu söyler. İşte bu çok doğru bir cümle yani gerçekten hani sanatın evrenselliğini konuştuğumuz zaman altın oran sistemine dayanan bir şeyi konuşuyor olmamız herhalde en doğrusu. Bir sanatçı, mimar veya mühendis gibi resme pergelle ve cetvelle başlamalıdır. Ah keşke yetenek sınavlarında da başlayabilsek o zaman işler ne kadar kolay olur değil mi gençler? Size daha kolay öğretirdim. Tetragonos altın silindir ki burada nerede olduğu ve kökler ile birlikte bir üçleme. Bu üç eser yaşamın ve evrenin köklerinin teması üzerine bir triptik olarak düzenleniyor. Ve Mimar Le Corbusier'de altın oran kavramını kullanan 20. yüzyıldaki en önemli sanatçılardan
biri. Şimdi ben Le Corbusier'i örnek olarak verdiğim zaman öğrenciler bu dikdörtgenleri yani bana niye çiziliyor falan diyor portfolyoda. Burada buyurun arkadaşlar. Yani önemli. Şimdi gene Corbusier 1948'de yayınladığı modüller sisteminde pratik boyutlardan tanımlayabilmek için Fibonacci sayı dizisini kullanıyor. Pardon. Altın oranı elde edilen bu sayı dizisi de modüler sistemin Fibonacci serisinden oluşuyor. Kırmızı olan 183 santim, mavi olan 226 santim olup bu ölçüler kollarını açmış halde duran ideal bir insan boyutunu göstermekte. Ve belki de modern sanatlarda bunun en iyi kullanıldığı kısımlardan biri Salvador Dali'nin son akşam yemeği. Altınların için araştırmacıların örneklediği resimlerden bir tanesi. Dali kompozisyonlarında altınların sıklıkla kullandığını bildiğimiz sanatçılardan bir tanesi. Evet dostlar, genel olarak altın oran bu şekilde gerçekten önemli bir resim ve sanat kavramı. Ben dilim döndüğünce bu kavramı anlatmaya çalıştım. Bu kavramı okuyunuz, inceleyiniz ve eserlerinizde kullanınız. Başta çok karışık geliyor biliyorum ama işte kağıdınızı az önce benim çizdiğim gibi bir dikdörtgen şema içerisinde yapıp işte kurguları aldığınızda çok daha iyi, çok daha etkin, çok daha göze hoş gelen resimler yapacaksınız. Ve bunu belli bir sistemde kullanmaya başladığınızda fark edeceksiniz ki aslında her şey çok daha kolay yapılmaya başlıyor. Bir süre sonra insanın eli otomatikleşiyor ve bunları çok rahat bir şekilde bulmaya, göstermeye başlıyor. O zaman da her şey çok daha güzel oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, benim için bugün burada bu kadar teorik bir yayın oldu. Çok da keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bu yayından keyif aldıysanız beğenmeyi, kanala abone olmayı, hatırlatıcı oluşturmayı, Facebook'ta, Twitter'da, LinkedIn'de paylaşmayı ve yorum bırakmayı, hatta yayından sonra da yorum bırakmayı, 5 kelime bir emojili lütfen hatırlayalım. Böylece YouTube bizi bu videoyu başkalarına da önersin, başkaları da sevsin ve izlesin, görsün. Sevgili dostlar, çarşamba günü canlı yayın yapmayacağız. Perşembe günü canlı yayın yapacağız. 4 Şubat'ta. Neden? Çünkü Fevkalade Sohbetler 4 Şubat'ta tam 2 yaşını dolduruyor. 2. yılını bitiriyor ve 3. yılına başlıyor. O gün etkinlikli bir yayın olacak. Instagram'dan lütfen duyuruları takip edelim. Instagram'dan yayın etkinliğini duyuracağım. Bir konu başlığı vereceğim. Sizler çizeceksiniz. Ben çizeceğim ve sizlerin çizimlerini de yayına getireceğim. Ve 2. yaşını Fevkalade Sohbetlerin hem öncesinde bir mini videoyla hem de canlı yayında sizlerle birlikte çizerek kutlamak istiyorum. Ve ben bir kez daha bu yayının yapımı için beni bir kez daha teşvik eden ve kendi ders anlatım notlarını kullanmama izin veren ressam Hülya Düzenli'ye çok teşekkür ediyorum. Bu notlar ve bu içerik onun sanat tarihi eğitim notlarına ait ki burada kaynak kullandığı kaynakçayı da paylaşıyoruz sizlerle ki isteyen merak edip araştırabilsin. Gerçekten çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. Bu yayının da Patreon sponsorlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlerin destekleri sayesinde bu yayınları gerçekleştiriyoruz. Yayınımız YouTube'da Fevkalade Sohbetler adresinde, Facebook'ta Canberk Koç ile Fevkalade Sohbetler adresinde ve Twitch'te Ressam CBK hesabında eş zamanlı olarak yayınlandı. Fevkalade Sohbetler'in daha fazla yayın yapabilmesi için patreon.com/fevkaladesohbetler adresinden maddi destekte bulunabilir. Yayınlarımıza sponsor olabilirsiniz. Ve şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Düşünceler baskı altına alınarak yok edilemezler. Onlar ancak dikkate alınmayarak yok edilebilir diyen sevgili Ursula Le Guin'i hatırlayalım. Uzun yaşayın ve parlayın dostlar. Benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. 4 Şubat'ta 4 öbür türlü yapmayayım başka bir anlamı o başka bir işarete benzedi. 4 Şubat'ta Fevkalade Sohbetlerin ikinci yaşını dolduruşunu hep birlikte kutlayalım. Görüşmek üzere. Uzun yaşayın ve parlayın.